Merhaba arkadaşlar. İdarenin mal edinme yetkileriyle idare hukuku dersimize devam ediyoruz. Evet, idarenin mal edinme yöntemleri 6 farklı usulle gerçekleşir. Gördüğünüz gibi kamulaştırma, devletleştirme, istimal, geçici işgal, kamulaştırması, el atma ve satın alma şeklinde. Şimdi bu başlıkları gördük. Tek tek bir başlıkları işleyelim. Sonra ben size tekrar bu slayta dönüp kısa bir özet geçeceğim. Böylelikle unutmamış olacağız. Evet. Kamulaştırma dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Devletin ya da kamu tüzel kişilerinin özel mülkiyetteki herhangi bir bireye ait bir mülkiyetteki taşınmaz malın tamamını ya da bir kısmını bedelini ödeyerek almasıdır arkadaşlar. Bu taşınmaz bir mal söz konusu, yani toprak parçası diye düşünebilirsiniz. Peki kimler kamulaştırma yapabilir? Devlet de kamu tüzel kişisi de kamulaştırma yapabilir. O zaman belediye kamulaştırma yapabilir mi? Yapabilir. Neden? Çünkü bir kamu tüzel kişisidir. Üniversiteler kamulaştırma yapabilir mi? Yapabilir. Neden hocam? Çünkü bir kamu tüzel kişisidir. Demek ki kamu tüzel kişileri de kamulaştırma yapabiliyormuş. Kamulaştırma dediğimiz şey arkadaşlar bir toprak parçası üzerinde yapılan işlemdir. Evet, kural olarak kamulaştırılan malın bedeli peşin olarak ödenir. Ama bunun istisnaları var. İşte tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri, yeni ormanlar yetiştirilmesi, turizm, kıyıların korunması gibi hususlarda taksitlendirme yapılabilir. Taksitlendirme süresi de 5 yılı aşamaz arkadaşlar. Ama bunun haricinde kamulaştırmalar peşin yapılır dedik. Şimdi burada yine bazı istisnai durumlar var. İşte küçük çiftçinin doğrudan işlediği bir toprak kamulaştırılacaksa ne olursa olsun o peşin ödenir arkadaşlar. İşte idare kamulaştırdığı malı kamu yararına tahsis etmezse tekrar eski sahibi satın almak isteyebilir arkadaşlar. İşte bu tarz ufak tefek detaylar var. Geri alma hakkı malı kamulaştırma bedelinin kesinleşmesinden itibaren 5 yıl dolunca doğar diyor. Evet, bununla ilgili şeyler var arkadaşlar. Geçelim devletleştirmeye. Bak, kamulaştırma devletin toprak parçası almasıydı ya da kamu tüzel kişisinin bir toprak parçası almasıydı. Ama devletleştirme dediğim şey devletin bir işletme almasıdır. Özel kişilere ait işletme almasıdır. Bu işletmeden kastım nedir arkadaşlar? Bir ticarethane, teşebbüs, değil mi? Teşebbüs olarak da adlandırılır. Yani bir şirket gibi düşünün arkadaşlar. Atıyorum, neyin tersidir aslında devletleştirme? Bir nevi özelleştirmenin tersidir, değil mi? Özelleştirmede devlet kendine ait bir işletmeyi özele satıyor. Mesela Türk Telekom'u satması gibi, değil mi? Ama devletleştirmede nedir arkadaşlar? Bu özele ait olan bir işletmeyi devletin kendisine almasıdır. Yani özelleştirmenin tam tersidir devletleştirme dediğimiz. Mesela şu anda Türk Telekom özelin, değil mi? Özele ait. Devlet Türk Telekom'u alırsa buna ne denir arkadaşlar? Devletleştirme denir. Özelleştirmenin tam zıttıdır. Ne üzerinde yapılıyormuş devletleştirme? İşletmeler üzerinde yapılıyor. Ama kamulaştırma ne üzerinde yapılıyordu? Bir toprak parçası üzerinde yapılıyordu. Bunları karıştırmıyoruz. Evet. İstimal. Olağanüstü bir dönem söz konusuysa, savaş gibi mesela. Devlet olağanüstü dönemlerde özel kişilere ait taşınırlarda. Mesela 4x4 jiplerde. Hem o jipi kullanma hakkına hem de onu mülkiyetini alma hakkına sahip olur. Olağanüstü dönemde. Tamam mı? Taşınır mal. Özel kişilere ait taşınmazlarda ise mesela arazi gibi, arsa gibi kullanma hakkını elde etmesine biz ne diyoruz? İstimal diyoruz. Demek ki istimalin şifresi de neymiş? Olağanüstü dönemmiş arkadaşlar. Geçici işgal. Devlet bir bayındırlık hizmeti görürken arkadaşlar, o hizmeti görürken kullanması gereken bazı toprak parçaların üzerinde geçici bir işgale neden olur. Biz buna işte geçici işgal diyoruz. Mesela bir köprü yapılıyor diyelim. Bu arada bayındırlık nedir bayındırlık? Her türlü altyapı ve üst yapı çalışmalarına bayındırlık faaliyeti denir. Mesela kanalizasyon, işte kaldırım, park bahçe gibi şeyler arkadaşlar birer bayındırlık faaliyetidir. İmar gibi falan, bunlar hep bayındırlıktır. Devlet atıyorum alt geçit yapacak arkadaşlar. Alt geçit de tam benim arsamın yanından geçiyor. Devlet o alt geçidi yaparken benim arsamın üzerine kamyonlar koymuş, işte buralar yıkmış, çimentolar yıkmış, kumlar yıkmış, kamyonlar orayı yol etmiş falan.
İşte ben buna ne diyorum arkadaşlar? Geçici işgal diyorum. Devlet benim arsamı o bayındırlık faaliyeti bitene kadar işgal ediyor değil mi? O bayındırlık faaliyeti bittikten sonra da işgal kalkıyor. İşte biz buna geçici işgal diyoruz arkadaşlar. Kamulaştırmasız el atma. Devletin özel kişilere ait bir gayrimenkulü mülkiyetine geçirmeden geçici süreliğinde kullanmasıdır. Mesela köylerde bazen ortaya çıkabiliyor arkadaşlar. Bir kişinin evi sağlık ocağına falan dönüştürülebiliyor değil mi? O evi devlet almıyor ama geçici süreliğine kullanıyor. Kamulaştırmasız el atıyor yani oraya. Evet. Öte yandan bir de ne var? Satın alma var dedik. Buraya kadar saydığımız tüm 5 maddede de arkadaşlar devlet üstün otoriteye sahip olarak bir mal ediniyordu. Ama satın alma dediğimiz şey devletin normal senin benim gibi bir bakkaldan sakız almamız gibi bir şeyi satın almasıdır. İşte devlet bilgisayar satın alır, kağıt satın alır değil mi? Bu da satın alma işlemi. Devlet bu şekilde mal elde ediyor dedik. En başa dönecek olursak arkadaşlar. Kamulaştırma dediğim şey bir toprak parçası üzerinde oluyordu değil mi? Toprak parçası. Peki kimler kamulaştırma yapabiliyordu? Devlet ya da kamu tüzel kişileri. Değil mi? Kamulaştırma bunun için yapılıyor. Devletleştirme en üzerinde yapılıyordu. İşletmeler üzerinde yapılıyordu. Kim yapıyordu bunu? Devlet yapıyordu. Değil mi? Devletleştirme. İstimalin şifresi neydi? Olağanüstü hal durumlarında devlete hak veriyordu. Olağanüstü durum. Geçici işgaldeki şifremiz neydi? Bir bayındırlık faaliyeti vardı değil mi? Bir bayındırlık faaliyeti vardı. Kamulaştırmasız el atmada adı üstünde bir el atma durumu vardı. Satın almada da zaten normal senin benim gibi satın alma durumu söz konusuydu. İdare bu şekilde mal ediniyoruz arkadaşlar. Bunları da böylelikle öğrenmiş olduk. İdari sözleşme türlerine geldik. Devletin yaptığı idari sözleşmeler arkadaşlar. Hemen bu tablo üzerinde size bunu özetleyeceğim. Arkadaşlar idari sözleşme gördüğünüz gibi 5 tane idari sözleşmemiz var arkadaşlar. Mali iltizam sözleşmesi, kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi, kamu borçlanma yani istiklal sözleşmesi, idari hizmet sözleşmesi, yeraltı ve yerüstü servetlerine ilişkin sözleşmeler olmak üzere. Devletin yaptığı sözleşmeler. Mali iltizam sözleşmesi nedir arkadaşlar? Mali iltizam sözleşmesi kurulu olan bir kamu hizmetinin özele devredilmesi ve özele gördürülmesidir arkadaşlar. Kurulu olan bir kamu hizmetinin özele devredilmesi ve özele gördürülmesidir. Mesela zaten kurmuşsun sen o hizmeti ama belli bir bedel karşılığında özel sektöre gördürüyorsun. Mesela arkadaşlar çöp toplama olur. Çöp. Çöpü önceden kim topluyordu? Belediye topluyordu değil mi? Ama ne oluyor şu anda? Daha çok belediyeler bunu özel şirketlere veriyorlar. Taşeron temizlik şirketlerine veriyorlar değil mi? Şimdi daha önceden bu hizmet var mıydı? Vardı değil mi? Çöp toplama hizmeti vardı. Ama şimdi kim görüyor onu? Özel sektör görüyor. Devlet ya yani belediye diyelim daha doğrusu. Belediye bu örneğimizden yola çıkarak. Belediye belli bir para veriyor o özel sektöre, o özel şirkete. O para karşılığında da o hizmeti görüyor. Zaten kurulu olan bir çöp toplama hizmetini ne yapmış olduk? Özele devretmiş olduk arkadaşlar. Zaten kuruluysa arkadaşlar buna mali iltizam sözleşmesi denir. Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesinde ise daha önce olmayan bir kamu hizmetinin hem özele kurdurulması hem de gördürülmesidir. Yani burada daha önce olmayan bir hizmet hem kurdurulur hem de gördürülür arkadaşlar özele. Evet. Mesela Kırıkkale'de mesela biz çokça şahit olduk. Hep neydi? Orada bir parkomat sistemi kurulmuş. Parkomat. Hani şu arabaları caddeye çektiğimiz zaman gelip para yazanlar var ya. Onlar normalde yoktu. Devlet ne yaptı? Gel dedi bu hizmeti buraya kur. Yani daha doğrusu belediye diyeyim. Bunu buraya kur. Hem de kendin bunu gör, işlet dedi. Dolayısıyla özel şirket geldi. Hem onu kurdu hem de işletmeye devam ediyor. İşte bu zannediyorum 3. havalimanımızda bu yolla olacak. Hem özel kuracak orayı hem de özel işletecek arkadaşlar. Özel şirket. Mesela 3. köprüde kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi ile oldu arkadaşlar. Ne yapıyor? Özel şirket hem o hizmeti kuruyor arkadaşlar hem de o hizmeti işletiyor. İşte daha önce var mıydı? Yoktu.
Biz buna ne diyoruz? Kamu hizmeti, imtiyaz, sözleşmesi diyoruz arkadaşlar. Hem özele kurduruluyor hem gördürülüyor. Birinci başlığımızda nasıldı? Mali iltizam sözleşmesinde kurulu olan bir hizmet özele gördürülmeye başlanıyor değil mi? Kamu borçlanma sözleşmesi yani istikraz. Burada da durum şöyledir arkadaşlar. Devlet çıkardığı hisse senetlerle kişiye hisse satarak, senet satarak, tahvil bonu satarak kişiden para alır değil mi? Mesela küçük bir kağıt parçasıdır. Sen bir devletin herhangi bir yerinden hisse alıyorsun. Devlet de sana bir kağıt veriyor değil mi? Sen bu yolla aslında devlete ne yapmış oluyorsun? Borç para vermiş oluyorsun. Devlet senden borç para almış oluyor. İşte biz bu tarz sözleşmelere borçlanma sözleşmesi diyoruz. İdari hizmet sözleşmesi ise arkadaşlar kamu görevine girenlerle devletin yaptığı bir sözleşmedir. Yani inşallah sizlerin imzalayacağı sözleşmedir arkadaşlar. Kamu görevine girerken devletle memur arasında imzalanan sözleşmeye idari hizmet sözleşmesi denir. İnşallah hepiniz atandığınız zaman arkadaşlar bu sözleşmeyi ilk olarak imzalayacaksınız ve kamu görevinize bu şekilde başlamış olacaksınız. Devletle aranızda böyle bir sözleşme yapacaksınız. Yeraltı ve yerüstü servetlerine ilişkin sözleşmeler arkadaşlar. Bu da adı üstünde zaten oldukça uzun. Yer altında ya da yer üstünde madenler gibi işte bazı daha farklı servetler gibi petroller gibi falan bunların işletmesine dair yapılan sözleşmelerdir arkadaşlar. İdari sözleşme türlerinden bu şeyde bu kapsamda bu başlıkta bu kapsamda düşünülebilir. Yer altındaki de yer üstündeki de hepsi nedir? Devletindir değil mi? Devlet bunu istediği kişiye işlettirebilir. İşte bu işletmeyi yaptırabilmesi için de bu sözleşmeyi imzalaması gerekiyor. İdari sözleşme türleri de bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 tane sözleşme türümüz var. Bizim ilgilenmemiz gereken. Evet. Bu dersimizde şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.